Tekrardan hoş geldi. İsmim Sinan Savaş. MAN Türkiye'de Teknoloji Metot Mühendisliği'nde çalışıyorum. Bugün size WeSight adaptasyonumuzdan bahsedeceğim. Gündemimiz önce MAN Türkiye ve Teknoloji Metot Mühendisliği'nden bahsettikten sonra WeSight'ı bu adımların neresinde kullanıyoruz sorusuna yanıt vermek olacak. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir sunum planlamıştım. Saadet Hanım'ın da anlattıklarında çiftlememek adına birazcık daha hızlı geçtiğim kısımlar olacaktır. En başta MAN Türkiye'den bahsedersek, burası iskeletinden, profilinden, halısının atılmasına kadar giden otobüsün komple üretildiği bir fabrika. Öne çıkan plan olarak diğer fabrikalardan KTL hizmeti verilen, korumayı, yüzey koruması yapan ve kablosunu kendi üreten bir fabrika. Ürettiği tüm elektrik tesisatlarının özel konuları haricinde. Bu yıl boyunca 2191 otobüs sevk etmeyi planlıyoruz. Genel durumumuz bu şekilde. Biraz da hattan bahsettiğimizde bizim 7 tip aracımız var. Bu 7 tip aracın ebatları, boyları değişip körükleri alternatifleriyle birlikte baktığımızda 20'ye yakın varyantımız var. Ve bu tipler arka arkaya bir hatta gidiyor. Dolayısıyla daha karışık bir üretim hattımız var diyebiliriz. Arka arkaya aynı araçlardan üretmiyoruz örnek olarak. Lines Coach'un arkasında bir tane Intercity, hemen arkasında bir Cityliner görebiliriz. Ve mevcut durumda onaylanmış bir 3950'lik ünitelik bir kapasitemiz mevcut. Bu da yıllar içerisinde MAN Türkiye'nin günde ürettiği ünite adedi, araç adedi. Korona başlangıcına kadar çift vardiyaya geçip 16'yı ürettiğimiz bir süreç oldu. Şimdi tek vardiyada 14 ile devam ediyoruz. Bu durumlar bizi şeye getiriyor. Hem yüksek ürün gamının olması, çeşitliliğinin olması ve miktarın artması, günün miktarının eşit olması sebebiyle araçların istasyonlar arasında yürüdüğü sürenin daralmasına biraz bağlanıyor. Biraz da bizim grubumuzdan bahsettiğimde, bahsetmek istersek, biz teknoloji ve metot mühendisi olarak teknikle üretim arasında yer alan bir köprüyüz. Kendimizi böyle tarif ediyoruz. İçeride birçok farklı mühendislik grubu var. Fakat bunların hepsi aslında köprünün bir noktasında varlar. Bir kısmı üretime akmadan teknikten gelen işleri devreye alırken, bir kısmı projelerle ilgilenirken, bir kısmı üretim tarafında çıkan konuları geriye dönük çözüyor. Ancak hepimiz günün sonunda bu disturbance ve bu standart dışı işleri üretimin aksamadan standart halinde yürümesi için çaba sarf ediyoruz onlar bunu hissetmesin diye. Bu sebeple az önce bahsettiğim tak süresiyle birlikte bizim problem çözmemizin performansı gittikçe değer kazanıyor. Bu sebeple birazcık WeSight'la bağlamak isterim. Biz taktın sıkışması sebebiyle ve problem çözme gerekliliğimizde hız ihtiyacımız var. Sürekli hatta yenilikler tarif etmemiz gerekiyor. Bu yenilikler müşterinin özel bir isteği olabilir, bir ucuzlatma, bir hafifletme, bir performans iyileştirmesi, tamamen yeni bir konsept, birçok sebepten ötürü yeni çalışılan bir konstrüksiyon üretimi devreye alınıyor olabilir. Bu çalışmalarda birazcık eski 20 yıldır aynı işi yapan operatör için bir alışkanlığından vazgeçmesini gerekiyor. Bu sebeple biz bir işbirliği arıyoruz. Az önce gösterdiğim ürün gamının bir kısmı başka MAN fabrikalarıyla birlikte aynı anda üretilen ürünler. Dolayısıyla günün sonunda müşterinin aynı hizmeti, aynı kalitede MAN markası altında alabilmesi için biz fabrikalar arası ürün kalitesinin paralelliğini kovalıyoruz. Bu da bizim kalite çıktığımıza geliyor. Aynı zamanda problem çözdüğümüz ve çözdüğümüz problemler genelde tasarıma dokunması gereken noktalar olduğu için tüm tedarik, kalite, üretim gibi birçok bölümü yanımıza alıp birlikte bir problem çözme sürecine giriyoruz ve tekrar hız bölümüne bağladığımızda aslında bir dahiliyet arıyoruz kendi içimizde. Bunlar bizim rutinimizde olan şeyler. Ancak bir de pandemi etkileri geldiği noktada biz WeSight'ın kullanımının daha doğrusu kullanım alanlarının aslında ne kadar daha fazla olduğunu, kendi kabuğumuzdan çıkmamız gerektiğini bir tık daha fark ettik. Biz aslına bakarsanız 2 yıldır bu WeSight'ı kullanıyoruz, WeSight sistemini kullanıyoruz. Bir gözlük vasıtasıyla kullanıyoruz. Saadet Hanım'ın gösterdiği ekranlar vasıtasıyla. Oraları tekrar anlatmaya gerek yok. Sadece burada benim üzerine vurgu yapmak istediğim tek konu gözlüğün
gözünüzün önünde bir mobil ekran olduğunu ve o ekranın siz ne isterseniz karşı tarafınızdaki partneriniz tarafından bununla ilgili değişiklik yapılabildiği. Biz nerede kullanabiliriz diye pandemi öncesinde baktığımızda işimizde kullanabiliriz. Yeni değişiklikleri devreye alırken kullanabiliriz dedik. Az önce bahsettiğim fabrikalar arası know-how transferini sağlamak için onu nasıl yapıyorlar, bunu nasıl yapıyorlar, biz neyi farklı yapmalıyız, onlara neyi biz göstermeliyiz dediğimiz noktalarda kullanıyoruz. Bu kullanımın gözlüğün tek tarafında genelde uzman dediğimiz Katya başından yönlendirme yapabilen, PDF açabilen, oralardan montajı talimatnameler adımlarının üzerinden geçip işi yapan kişi, operatöre bir yönlendirme yapabilecek taraf. Aynı zamanda operatörün kendisi ya da operatörün nasıl yapması gerektiğini tarif eden kişi olabiliyor. Aynı zamanda bizim müşteri abnameleri dediğimiz bir süreç var. Büyük lotlu, yüksek üniteli siparişlerde müşteri hattayken veya ilk araba henüz hattan çıkmışken gelip kontrolünü yapıyor. İstediği şeyler doğru karşılanmış mı, doğru anlaşabilmiş miyiz, ilave istekleri var mı gibisinden bir kontrol yapılıyor. Bunlar için de kullanmaya başladık. Aslına bakarsanız biz en başında pandemi öncesinde kendi işimizi daha rahat, daha verimli, daha hızlı nasıl yapabiliriz diye bakarken devreye pandemi gibi bir süreç girdi ve bazı kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlamalar da biz seyahat edemediğimiz için öncesinde daha rahat seyahat planlayabilirken seyahat edemediğimiz ve işler devam ettiği için, hat yürüdüğü için, yapmamız gereken işler olduğu için bu işleri WeSight aracılığıyla kendi gözlüğümüzün bir tane de kardeşini Polonya'daki fabrikamıza vererek onlarla iletişim kurmaya başladık. Örnek olarak en son yeni tip şehir içi otobüsümüzün doğalgaz sisteminin tasarımını, montajını, arabanın üzerine nasıl kaldırdıklarını, nasıl montajladıklarını, torklamasını, sızdırmazlığını tüm detaylarıyla birlikte inceledik. Henüz bizde araba yoktu o vakitlerde. Kendi hazırlığımızı yapmak için bunu yaptık. Bir de sistemin kayıt özelliği olduğu için o anda bulunmayan insanlar toplantı odasında, sonrasında aklımıza gelmeyen, merak ettiğimiz bir detay, bunları tekrar sormak ya da araştırmak yerine elimizdeki doküman üzerinden tekrar kontrol ettik ve aracımız hatta girdiğinde problem yaşamadan devreye aldık. Dolayısıyla buradan da sonuç olarak şuraya vardık. Kısıtlamalar evet kalktı şu an, ancak biz kısıtlamalar varken bu sistem sayesinde özellikle fabrikalar arası ve müşteriyle olan temaslarda WeSight'ın geçerliliğini deneyimlediğimiz için öncelikle bu sistemin işimizi tam olarak görmeyeceğinden emin olduğumuz noktadan sonrasında bir seyahat planlamaya karar verdik. Bu örneklerde genellikle dokunmanız gereken, ışığı görmeniz gereken, yan yana bulunmanız gereken, daha somut olarak orada bulunmanız gereken konular olarak belirliyoruz veya aynı anda birden farklı prosesin incelenmesi gereken gözlüğün de yetişemeyeceği noktalarda. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir katkı oldu. Bu hem hız, kolaylık ve yukarıda saydığım kalite süreçlerini devreye alırken bir yandan da bizim için fiyat ve bütçeleme konusunda bir avantaj sağlamış oldu. Benim genel olarak WeSight tecrübemizden bahsedeceğim konular bunlar. Sizin herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyoruz. Soruları alabiliriz. Sinan Bey, teşekkür ederiz sunum için. Öncelikle ben kısa süreliğine çıkmak zorunda kalmıştım ama belki söylediyseniz bağışlayın. Sistemin çalışması, yani kablosuz bağlantı olduğu için ne kadarlık bir kapsam alanı var haberleşme açısından? Biz normalde fabrika sınırlarımız içerisinde tamamen internet ağı olduğu için herhangi bir
böyle bir tecrübe edinmedik. Dolayısıyla internetimiz olduğu için bir kapsam alanına çıktığımız olmadı. Ancak müşteri tarafına gittiğimizde ya da saha tarafında bir aracın başına gittiğimizde mobil veri üzerinden haberleştik. Anladığım kadarıyla bir veri kaybı, kopma gibi bir performans soruyorsunuz değil mi? Evet evet o yüzden. Çünkü bazen bu tür sistemlerde kesinti olabilir o yüzden. Çok problem yaşamadık. Sadece fabrika sınırlarının çok kenarlarına gittiğimizde biraz zayıfladığı noktada görüntüyü birazcık daha blurluyor ve hemen düzeliyor. Orada bir kullanım problemi yaşamadık. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kayıtta alıyoruz gerçi. Dinlemek isteyen başka üyelerimiz olursa da onlarla paylaşabileceğiz. Evet. Başka soru yok diye düşünüyorum. Var mı? B-Site de aramızda aslında. Onların eklemek istedikleri herhangi bir şey var mı? Teşekkürler Ayça Hanım. Çok teşekkür ediyoruz hem böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için hem bize alan açtığınız için, kullanıcılarımıza alan açtığınız için. Biz Digimod olarak WeSite'la uzun süredir bu tür çalışmalar yapıyoruz ve ekip gerçekten çok hevesli çalışıyor. Hani bilinmesini isterim ki hani sürekli bir Ar-Ge ekibi çalışıyor ve geliştirilme devam ediyor. Böyle ki kullanıcılarımız atıyorum mesela şöyle bir problemimiz oldu, böyle bir ihtiyacımız oldu, bunu geliştirebilir miyiz dediklerinde ona yönelik çalışmalar başlatılıyor ve kısa sürede de yapılıyor. Dolayısıyla kendini geliştiren yerli bir startup olduğu için de güzel bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Benim bir sorum daha olacak Burçak Hanım. Bu MAN'daki sunumda biz genelde proseslerin öğrenilmesi, karşılaştırılması vesaire gibi konularla ilgili uygulama gördük. Bunu bu şekilde benzer sistemleri kullanan, bakım amaçlı kullanan firmalar oluyor. Sizin evet. Buna yönelik şeyiniz var mı? Uygulamalarınız var mı? Bakım açısından. Şimdi uzak müdahale etme anlamında. Pardon, duyamadım son dediğinizi. Bakım konularında, arıza bakım konularında uzaktan müdahale etme açısından dedim. Bu şekilde şimdi, uygulamalarınız var mı? Biz bunun için zaten WeSite Remote sistemlerini kullanıyoruz. Fakat şöyle bir şey de önerebilirim size. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerimiz de var bizim. Dolayısıyla hani diyelim eğitim amaçlı bir şeyiniz var ya da online olarak çözmek istediğiniz bir şey var. Bunlar için çeşitli seçenekleriniz mevcut. Dilerseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Ben iletişim bilgilerimi vereyim. Karşılıklı bir toplantı ayarlayıp bir sunum yapabiliriz. Ve hani sizin ihtiyacınız noktasında hangisinin daha işinize yarayacağına yönelik konuşabiliriz. Olabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayça Hanım, siz... Ben verebilirim mail adresinizi. Tamam. Özellikle bana ulaşabilirsiniz. Birinciden galiba Özer Bey değil mi? Ben. Evet evet ben üretim direktörüyüm. Diğer arkadaşlarım da burada. Vedat Bey teknik müdürümüz ve diğer Ar-Ge'deki arkadaşlarımız da burada. Ben size Burçak Hanım'ın mail adresini ileteceğim. Tamam. Cep telefonunu da paylaşabilirsiniz. Çok tamam, teşekkürler. Tabii ki. WeSite artırılmış gerçeklik için bir sunum yapabilirseniz memnun oluruz demiş Ali Bey. Onu da planlarız. Ayça Hanımlar düzenli olarak. Tabii tabii. Evet. Böyle şeyler. Biz artık firma özelinde yapıyoruz gerçi ama Ali Bey size yapabiliriz. Size özel bir girişimci sunumu programı hazırlayabiliriz. Çok memnun oluruz. Ya, bu konu ilgimizi çeken bir konu. Akplas güç tesisi sahip. Birlikte bu konuda yol almak istiyoruz ve ilgimi çekti gerçekten de. Burçak Hanım böyle bir imkan sunarsa bize memnun oluruz. Tabii ki seve seve. Ben aldım bilgilerinizi, not aldım. İrtibata geçeceğim en kısa zamanda. Tamamdır. Başka soru var mı? Evet, Sinan Bey çok teşekkür ederiz.
Çok kıymetliydi anlattıklarınız bizim için. Çok sağ olun. Burçak Hanım ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Benzer uygulama seminerlerine devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Mail aracılığıyla da sizlere bilgi vereceğiz. Katılım için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İletişim bilgilerini ben Özer Bey ve birinci grubuna ileteceğim. Kendinize iyi bakın. Farklı bir programda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Evet, kolay gelsin. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.